Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emma ba'd. Değerli dostlar, bu dersimizde Allah'ın izniyle zamirler konusunu işlemeye çalışacağız. Şimdi Arapçada 3 kelime çeşidinin bulunduğunu söylemiştik. İsim, fiil ve harf. Dolayısıyla işleyeceğimiz bu konu isme bağlı bir konu. Nitekim zamir dediğimiz zaman bir ismin, bir nesnenin yerine geçen şey manasına geliyor. Şimdi her dilde zamirler vardır. Mesela İngilizce'de she, he, it şeklinde zamirler var. Bu zamirler de biliyorsunuz kendi içerisinde üçe ayrılır. Mütekellim zamiri, yani ben ve biz zamirlerine mütekellim zamirleri diyoruz. Muhatap zamirler, sen, siz gibi zamirler olmuş oluyor. Bir de gaib zamirler dediğimiz huve, huma, hum şeklindeki zamirlere de gaib zamirler diyoruz. Her dilde bu vardır. Tabi zamirlerin kendi içerisinde bir takım özellikleri söz konusu. Bunların da iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Arapçaya baktığım zaman ene, nehnu, ente, enti, entum, entunne, huve, hiye, hum, hum, hunne şeklinde zamirlerden bahsetmiş ama eksik tabi burada. Ene, nehnu, burası doğru. Ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne şeklinde bir çekim yapması gerekiyordu. Huve, huma, hum, hiye, huma, hunne demesi gerekiyordu. Bu zamirlerin munfasıl hali. Yani tek başına geldiği vaziyet. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Az sonra onu da işlemeye çalışacağız. Zamirler bir de bazen isimlerle ve bazen fiillerle bitişik gelir. İşte gerçek anlamda kafamızı karıştıracak konu burası. Yani ene, nehnu, ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne, huve, huma, hum, hiye, huma, hunne demek basit bir şey. Ancak bunlar isimle birleştiği zaman nasıl bir anlam meydana gelir, fiille birleştiği zaman nasıl bir anlam meydana gelir ve kelimelerdeki değişiklik nasıl olur? İşte bunun tespiti biraz zamanımızı alabilir. Şimdi zamirlere baktığımız zaman görüyorsunuz özellikle bariz zamirler dediğimiz, yani telaffuz ettiğimiz zamirler vardır. Bir de gizli zamirler vardır. Şimdi biz görünen zamirlerden bahsedelim. Zamirleri temelde munfasıl ve muttasıl olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Munfasıl olanlar tek başına gelebilen ve cümle içerisinde müstakil bir öge olabilen zamirlere munfasıl zamirler diyoruz. Muttasıl zamirler ise tek başına gelmezler. Kesinlikle bir isme, bir fiile bağlı olmaları gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman mesela ben, yani nahnu, ena zamiri mütekellim zamir olmuş oluyor. Bu zamir fail gelebilir, mübteda gelebilir, aynı şekilde mef'ul bih gelebilir. Ancak bunlar arasında ayrım vardır. Mesela ben zamiri ene talibun, ben bir öğrenciyim. Burada mübteda haber olmuş oluyor. Burası anlaşılıyor. Peki bu mef'ul bih olarak geldiği zaman nasıl gelir? Mesela iyyâye ra'a, sadece beni gördü dediğim zaman burada iyyâye kelimesi ne olmuş oldu? Mef'ul bih olmuş oldu. Ya da iyyâna ra'a, sadece bizleri gördü dediğimizde burada mef'ul bih olarak geldiğini görmekteyiz. Demek ki iyyâye ve iyyâna şeklindeki işte iyyâke, iyyâke kuma, iyyâ kum, iyyâki, iyyâkuma, iyyâkune gibi bütün zamirler kesinlikle ve kesinlikle mef'ul bih olarak gelmesi gerekiyor. Bu zamirleri gördüğümüz yerde mef'ul bih olduğunu bileceğiz. Yine muhatap zamirler ente, entuma, entum, enti, entuma, entune şeklinde gelmekte. Bunların mef'ul bih şekli ise iyyâke, iyyâki, iyyâkuma, iyyâkum, iyyâkune şeklinde gelmekte. Dolayısıyla bu iyyâke, İyyâke, İyyâkuma, İyyâkum, İyyâkunne kelimelerini gördüğümüz her yerde mef'ul bih olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nitekim ayet-i kerimeye baktığımız zaman İyyâke ne'budu, sadece ey Rabbimiz sana taparız ayetine baktığımızda İyyâke kelimesini burada mef'ul bih olduğunu görmekteyiz. Ve bunlar her zaman fiilden önce gelir. İyyâke ne'budu örneğinde olduğu gibi. Bir de gayb zamirler var. Hum, huve, huma, hum, hiye, huma, hunne şeklinde. Bunlar kesinlikle merfu olan zamirler ve genellikle bunlar
mef'ulü özür dilerim, müpteda olarak gelirler. Bir de bunların mef'ul gelme halleri var. İyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyahu, iyyahu, iyyahuma, iyyahunne, iyyaha, iyyahuma, iyyahunne şeklinde söyleseydi daha güzel yapmış olurdu. Her neyse, mühim değil. Şimdi bunlar da mef'ulü bi. Dolayısıyla bu iyya kelimesini gördüğünüz yerde değişen şu oluyor. Ke, kuma, kum, ki, kuma, kunne, ha, huma, hum, iyyahu, hu, huma, hum, ha, huma, hunne şeklinde geliyor. Dolayısıyla bunları iyya kelimesini gördüğünüz her yerde kesinlikle mef'ulü bi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir de muttasıl zamirler var. Şimdi o konu bizi bağlamaz. Muttasıl zamirler dediğimiz zaman az sonra zaten kısaca buna temas edeceğiz. Ancak temelde zamirlerin bunlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim aşağıya doğru. Zamirler fiilden sonra geldiğinde mef'ulü bih olur. Ra'ahu, ahrecehu, ecabekum gibi kesinlikle bunlar mef'ulü bih olması lazım. İsimlerden sonra geldiğinde ise muzaf-ı ileh olmuş olur. Beytüke senin araban, beytüke senin evin, seyyaratüke senin araban, tifluke senin çocuğun örneklerinde olduğu gibi. Demek ki temelde zamirler bu şekilde geliyor. Ancak bizim başımızı ağrıtacak olan şurası, bu zamirlerin işte mef'ulü bih olarak gelmesi, cümle içerisindeki yerleri, bunlar bayağı bizi uğraştıracak olan meseleler. Şimdi munfasıl zamirler bu şekilde. Ene nahnu ile başlıyoruz. Ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne. Huve, huma, hum, hiye, huma, hunne. Müellifimiz burada. Bu tabloyu hazırlayan kimse ilk önce müzekker sonra müennes, müzekker müennes şeklinde bir taksim yapmış. Asıl güzel şekli şu halde olması lazım. Yani ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne. Huve, huma, hum, hiye, huma, hunne. Bunlar mef'ulü bih geldiği zaman ise iyyaya, iyyana şeklinde gelir. Burada ise, muhataplarda ise iyyake, iyyakuma, iyyakum, iyyake, iyyakuma, iyyakune. Yani ke, ki, kuma, kum, kunne. İsimlerde geldiği zaman da bu değişmez. Mesela kaleme kumu, kalemu kuma, ikinizin kalemi dediğimizde ya da kaleme ke, senin kalemin dediğimizde bunu kastetmiş oluyoruz. Evet, kaleme kuma ya da kaleme ke, seyyarateke, seyyaratuke, seyyaratuki, seyyaratukuma gibi. Senin araban şeklini de söyleyebiliriz bunu aynı zamanda. Eğer ke kuma kim, kuma kuneyi tek başına alırsak. Huları tek başına aldığımızda yine aynı şekilde bunu elde etmiş oluruz. Şimdi dolayısıyla burada dikkatimizi çeken bir husus vardır. Ta'ül fa'il dediğimiz işte darabtu, te, tuma, tum, ti, tuma, tunne özellikle fiil maziye bitişik olan zamirler darabeta gibi darabu vav olabilir, darabne nun olabilir, bir de tansurine ya olabilir, darabna örneğinde fa na olabilir. Bu biraz daha hassas bir mesele. Basit bir şey ama bunu emsile konusunda zaten işlemeye çalışacağız. Şimdi nas ve cer gelmesi meselesine gelince bu kaf, ha, ya ve na şeklinde gelmekte. Yani ke kuma kum, ki kuma kunne, hu huma hum, ha huma hunne şeklinde gelmekte. Bu da ya ve na şeklinde gelmekte. Örnek verecek olursak mesela seni dışarı çıkarttı. Ahraceke dememiz gerekiyor. Bakınız fiilden sonra geldiği zaman ne demiştik? Mef'ulü bih olması lazımdı. Ancak bu ke isimden sonra geldiği zaman manası değişiyor. Mesela seyyaratuke senin araban, bu durumda isim tamlaması yapmış oluyoruz ve muzaf ileyh dememiz gerekiyor. Başka bir örnek mesela ra'eytuha, o kadını gördüm. Efendime söyleyeyim, ra'eytuhu, o erkeği gördüm dediğimizde ne yapmış oluyoruz? Yine bu zamirler mef'ulü bih olarak geliyor. Öyleyse
huve, bunları ezberleyeceğiz. Ente, entuma, entum, enti, entuma, entunne şeklinde ezberleyeceğiz. Daha sonrasında huve, huma, hum, hiye, huma, hunne şeklinde ezberledikten sonra bunlar tek başına nasıl geliyor? Ke, kuma, kum, ki, kuma, künne, hu, huma, hum, ha, huma, hunne. Öyleyse mesela onun arabası, yani o bayanın arabası dediğimizde seyyaratuha dememiz gerekiyor. Kalkıp da burada hiye diyemeyiz. Yani seyyaratuhiye diyemeyiz. Yanlış bir şey olmuş olur. Ancak bazı yerlerde değişmiyor. Mesela huma değişmiyor. Hum değişmiyor. Yani hum ve huma her iki şekilde gelebilir. Seyyaratuhum onların arabası. Seyyaratuhunne o bayanların arabası. Ya da beytuke sen evin. Beytukum sizin eviniz şeklinde. Beytuna bizim evimiz. Beyti benim evim. Bakınız. Ene, nahnu, ben, biz anlamına geliyordu. Peki iyilik zamirini getirdiğimizde nasıl getireceğiz? Yani mülkiyet ifade eden zamiri getirdiğimizde nasıl getiriyoruz? Beyti şeklinde bunu ifade ediyoruz. Şimdi biraz da bunun örnekleri üzerinde durmaya çalışalım. Şimdi bunlar ne demek istiyoruz? Konuyu şöyle biraz izah edelim. Bu önemli bir konu olduğu için. Şimdi her şeyden önce mütekellim zamirleri ene ve nahnu şeklinde ifade edebilirsiniz. Biz, ben ve biz. Şimdi bu ben ve bizi eğer mef'ulü bi yapmak istiyorsanız İyyâke ve İyyâna demeniz gerekiyor. Ne gibi mesela? Az önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede mesela İyyâke na'budu örneğinde olduğu gibi. Burada İyyâke kelimesi ne olmuş oldu? Mef'ulü bi olmuş oldu. Aslında bu iya ile başlayan bütün kelimeler için geçerli olan bir şey. Ama bu merfu geliyor. Merfu gelmesi demek mesela özne olarak gelmesi manasına geliyor. Ene talibun diyebilirsiniz. Ya da nahnu bizler talibune öğrencileriz diyebilirsiniz. Kalkıp da burada iya olması gerekiyor. Şunu düzeltelim. O zaman örneği değiştirmemiz gerekiyor. İyyâye ra'a. O adam sadece beni gördü. İyyâye ra'a sadece beni gördü. Ya da İyyâna ra'a dediğimiz zaman yine ne yapmış oluyoruz? Bunu nesne olarak getirmiş oluyoruz. Burayı bitirdik. Şimdi elimizdeki diğer zamirler hangileriydi? Ente, entuma, entum erkekler için muhatap, enti, entuma, entunne. Buraya da bir tane şede koyalım. Bu da munfasıl merfu zamirler. Yani bunlar özüne her zaman için özüne gelir. Dolayısıyla ente akilun, sen akıllı bir insansın demen lazım burada. Veyahut da enti sen muhezzebetun efendi bir insansın bir bayana seslendiğimizde bunu bu şekilde getireceğiz. Şimdi ente entuma entum enti entuma entune bunlar her zaman için özne olan zamirlerdir ve genellikle müpteda olarak gelirler. Şimdi gelelim bunların nesne gelme şekline. Bunlar ne şekilde nesne gelir? Şimdi ilk önce şurayı da izahını bitirelim. Peki bu nahnu ve ene'yi nasıl iyilik zamiri olarak getirebiliriz? Birisi ya şeklinde geliyor. Diğeri ise na şeklinde geliyor. Demek ki zamirlerin 3 boyutu var arkadaşlar. Bir de mülkiyet ifade eden boyutu vardır. Onu da hemen ifade edelim. Mesela benim evim diyecekseniz beyti demeniz gerekiyor. Doğru mu? Ya da beytuna bizim evimiz demeniz lazım. Şimdi zamirler de aynı bu şekilde geliyor. Baktığımız zaman zamirler ente, entuma, entum, enti, entuma, entune şeklinde geliyor. Peki bu zamirlerin nesne hali nasıl geliyor? İşte burası önemli. Nesne hali ke, kuma, küm,
Evet, devam edelim şu şekilde. Keykum aküm ki küma künne olmuş oluyor. Evet. Ke küma küm ki küma künne. Şimdi bu zamirler dostlar, bu zamirler fiillerle bitişik olduğu zaman nesne olmuş oluyor. Az önceki notta söylemiş olduğumuz gibi. İsimlerle bitiştiği zaman ise isim tamlamasını, yani izafeti oluşturmuş oluyor. Örnek verecek olursak, bakınız. Ahrece ke. Seni dışarı çıkarttı. Bu kesinlikle mef'ulü bih. Nereden biliyoruz? Fiilden sonra geldiği için. Ama beytuke, senin evin demem lazım burada. İsim tamlaması şeklinde manasını vermem gerekiyor. Çünkü şu notumuz her zaman için geçerli olan bir şey. Zamirler fiilden sonra geldiğinde mef'ulü bih, isimlerden sonra geldiğinde ise muzaf ile, yani isim tamlamasını oluşturmuş olur. Şimdi bir de huve var biliyorsunuz. Huve, huma, hum, hiye, huma, huma, hunne var. Bunlar da zamirler. Peki bu zamirler nasıl geliyor? Şunu da şuraya alsak daha güzel bir şey olmuş olur ya. Evet. Huve huma hum, hiye huma hunne şeklinde zamirlerimiz geliyor. Bu zamirler özellikle özne olarak geldiği zaman böyle gelir. Huve, mesela huve talibun, o bir öğrenci. Örneğinde olduğu gibi. Hiye talibetun diyelim ona da, madem ki öyle söyledik. Bayan bir öğrenci. Huma mesela. Huma talibani, onlar iki öğrenci şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz. Peki bunlar mef'ulü bih olarak nasıl geliyor? Hu şeklinde, şu şekilde. Huve, huma, hum, ha, huma, hunne. Dolayısıyla sadece bu zamirlerde değişen husus şurası olmuş oluyor, görmüş olduğunuz şekliyle. Sadece ilk örneklerinde, yani müfredlerde bir değişiklik var. Diğerlerinde bir değişiklik söz konusu değil. Bunlar hem mef'ulü bih olarak geliyor bu şekilde, hem de isim tamlaması olarak o şekilde geliyor. Mesela darab, işte nasar tuhu, ona yardım ettim. Mef'ulü bih oluyor. Ama seyyaratuhu dediğinizde onun arabası olmuş oluyor. Bakınız her iki yerde hu ama manası değişiyor. Birisi mef'ulü bih, birisi ise muzaf ileyh, onun arabası. Nasartuhu, ona yardım ettim. Mesela az önceki örnekte hiye talibetun, o bir öğrencidir. Nasartuha, o bayana yardım etmiş, ettim manasına gelir. Ha demeniz gerekiyor. Beytuha, o bayanın evi dediğinizde ise beytuha şeklinde getirmeniz gerekiyor. Yani ha. Bu zamirler de bu şekilde geliyor. Dolayısıyla ilk tablomuza dönersek, ene kelimesi tek başına geliyor. İyelik, eki ya da mef'ulü bih ifade eden kelime ya şeklinde geliyor. Kalemi olmuş oluyor. Nahnu kelimesi na şeklinde geliyor. Kalemuna, bizim kalemimiz. Mesela nasara na, onlar bize yardım etti. Ente, sen demek. Ke ise bunun mef'ulü bih olduğunu ifade ediyor ya da isim tamlaması olduğunu ifade ediyor. Eğer öncesi isim ise. Kalemuke, senin kalemin. Nasarake, sana yardım etti. Enti, ki şeklinde geliyor. Kalemuke, senin kalemin. Nasarake, sana yardım etti. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Dolayısıyla zamirleri ayırırken işte şu elimizdeki tabloya göre ayırt etmemiz gerekiyor. Bilhassa ene, nahnu, bunu ezberleyeceğiz. Daha sonra ente, entuma, entum, enti, entuma, entune şeklinde ezberleyeceğiz. Gayip olan zamirler ise huve, huma, hum, hiye, huma, hunne şeklinde ezberleyeceğiz. Bunların nesne hali ise iyyaya, iyyane, iyyake, iyyake, iyyakuma, iyyakum, iyyakunne, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahunne, iyyahum, iyyahunne şeklinde gelmekte. Bunların isim tamlaması hali ile veyahut da meful hali ise ke, küma, küm, ki, küma, künne. Bu fiilden sonra gelirse. Aynı şekilde ke kuma kum ki kuma kune isimden sonra geldiği zaman da muzaf ileyh olmuş olur. Hu huma hum, ha huma hunne
Bunlar fiilden sonra gelirse nesne yani mefrubi olmuş olur. Hu humahum, ha humahunne isimden sonra gelirse bunlar da isim tamlaması olmuş olur. Yani muzaf ile olmuş olur. Velhamdülillah Rabbil Alemin.